Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hoca Müthiş bir video ile karşınızdayım. Tam 14 farklı soru tarzı göreceksiniz paragrafla ilgili. Biraz da sözcük cümle kattım ama hepsi paragraf formatında çok lazım olacak soru tarzları. Tam 14 soru tarzı tekrar tekrar vurgulamak isterim. Reklam kısmını artık açtım arkadaşlar. Elle yazıyordum bakın bilgisayar çıktısı artık. Instagram hesabım ortada. Kitaplarımı alacağınız yer burası. Çok yoğunluk var onu söyleyeyim. Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ciddi bir yoğunluk var. Özellikle son birkaç aydır. Pelikan Kitap Evi'nde e, kitaplarımı bulabilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Bütün sitelerde ve kitapçılarda var. Geçtim hocam reklamı uzatmadım. Ama dur şunu da söyleyeyim Allah aşkına içimde kalmadan. Bir dahaki videoda renklenecek bunlar inşallah. Renkli çıktıya geçeceğim inşallah zamanla. Aşama aşama reklamı güçlendireceğiz. Orası önemli. Peki hocam bu videodaki soru tarzları. Hocam eyvallah iyi güzel de ne göreceğim? Ben neler öğreneceğim bu videodan? Diyorsak hemen bakalım Ana düşünce soru tarzını göreceksiniz. Yani hocam asla atılmak istenen nedir? Vurgulanmak istenen nedir soru tarzı? Yer değiştirmeyi göreceğiz artık bunu biliyoruz. Akış bozma yani anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soru tarzı. İki parçaya bölme mutlaka. Hani hangi parçaya, parça hangi cümleyle başlanır tarzındaki soru bu. Değinilmemiştir, çıkarılamaz, yoktur. Yani yardımcı düşünce soruları göreceksiniz. Boşluk doldurma hangi soruya karşılık söylenmiştir? ulaşılabilir, çıkarılabilir soruları, sıralama soruları, tırnak içinde bir ifade verip de anlamını sorma, kesin yargıyı bulma, hangisinden sonra vesaire getirilebilir soru tarzı, parçada yazar neden yakılmaktadır sorusu, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Yani hangi sınava giriyorsak girelim TYT, KPSS, ALES, DGS, kurum sınavları hiç fark etmez. Yaklaşık her sınavın %85-%90'lık bir kısmı şu an bu videoda yer alıyor. Videodaki sorular birazdan göreceğiniz sorular. Çok uzatmayacağım. Hemen geçeceğim. Sinirlenmeyin. Rahat olun. Çıkmış sorular. 2018, 2017 ağırlıklı olmak üzere bir ya da iki soru 2016 ve 2015'ten. Tamamı 2017, 2018 ağırlıklı çıkmış soru çözeceğiz ki e inanın bize ya. İçiniz rahat olsun. Kitaptan uygulamalar tabii ki yapacağız ki işinize yarasın. Haydi hocam başlıyoruz. Bakın dikkat. Çıkmış sorular çözüyoruz. Bomba video başlıyor. Ne diyor hocam bana ilk soruda? Bak. Metin uzun kısa Allah rızası için takılma. Bak benim için değil. Yazarın asıl söylemek istediği, asılın altını çizmiş, yalvarıyorum diyor, abartma diyor, asıl diyor ya. Her şeyi anlatmış olabilir, asıl anlattığım ne? Bak şimdi, şu kısmı alıyorum hocam, son bir iki cümle. Şu kısmı okumaman için karalıyorum, hatta yani okunamaz hale getiriyorum. Çıkmış soru bu, çıkmış çıkmış. Ya 90'lı yılların falan değil, 2017-2018 kafan rahat olsun. Asıl anlatmak istediği nedir diyor. Bak şimdi, bunca yıldır çalışırım. Düşündüklerim uğrunda kavgayı, sevdiklerimle bile bozuşmayı göze alırım. Gene de alay etmediğime, oyun oynamadığıma onları inandıramam. Ya diyor elimden geleni yapıyorum ama bir türlü diyor alay etmediğime inandıramıyorum onları. Peki asıl söylemek istedi neymiş? Yazdıklarının herkese beğenilip okunduğu ne alakası var? Hiç alakası yok. Başka yazarlarla karşılaştık. Ya geç hangi yazar hocam? Hangi yazar hocam? Kendini ifade etmekte güçlük çekti. Belki ama ben diyor her şeyi yapıyorum ama... Beni dikkate alan yok. Yani alay etmediğimi inandıramıyorum diyor. Ya kendini ifade edememe değil de karşı tarafla ilgili bir şeyler var. Bu da dursun biraz aslında. Yazılarındaki ciddiyetin fark edilmediği. Ha burada durdum hocam. Ne diyor? Alay etmediğimi, oyun oynamadığımı onları inandıramıyorum. Ya o diyor bir türlü ciddiyetimi fark ettiremiyorum. Bu sorunun hakkı en paşa 10 saniyedir hocam. Benim uzattığıma konuştuğuma bakmayın. Bir soruyu ben burada 15-20 dakika yayıyorum. İyice öğrenin hakkını verelim bu videonun diye. Boşa izlemiş olmayın diye. Ama bu sorunun hakkı en fazla 10 saniyedir. Nasıl yani hocam? Ya buralarla Allah'ını seversen uğraşma. Videoyu yeni izleyenler olabilir. O yüzden soruları biraz daha detaylı anlatacağım bu sefer. Asıl anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen, ne bileyim yazar neyin üzerinde durmaktadır? Soruları son bir iki cümleyle fazlasıyla çözülür. Hocam burada anlattıkları nelerdi? Boş laftı, boş laf. Her metnin, her metne ilk 8-10 cümlesi boştur hocam. 5 cümle var? İlk 2-3 cümle boş. Eve geldim, şuradan şunu yaptım. Gerek yok bunlara. Hangi ev? Niye geldik? Boş ver. Denizli çok net hocam. 10 saniyelik bir soru bu kurban olduğumuz Allah aşkına. Lütfen. Ama bu da alacaksın. Taktiklerle paragraf kitabında uygulayacaksın ki otursun taktik. Sonra nerede uyguluyorsan uygula. Peki. Sonu okudum geçtim. Bu birinci soru tarzımızdı. Tamam. Vurgulanmak istenen. İkinci soru tarzı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Uuu uh, wow, dikkat. Yer değiştirme sorusu. Haydi uyuma hocam. Başlıyoruz. Mantığımız ne hocam? Bir numara okuyorum. Bak şimdi nasıl 3-5 saniyede %50'ye çıkarıyorum şansım. Bak kaçırma. Sınavdayım ve okuyorum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni askeri keşif yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Müthiş bir giriş cümlesi. Bir numara değişmeyecek. Eledim günümüzde keşif görevleri ha keşif keşif 2 numara 1'in devamı. 2 de yer değiştiremez. Allah aşkına videoya bakın hocam. En fazla 10-15 saniyede ben %50'ye çıkardım şu an şansımı. Cevap ya Denizli ya Edirne. Hangi ikisi yer değiştirmeli diyor? 1 numarayı okudum. Giriş cümlesi olduğu için yer değiştiremez. Parçanın başlatıcısı o çünkü. bir numara giriş cümlesi ise sabitliyoruz. Yer değiştirmiyoruz. 2 numarayı okuyoruz. Günümüzde keşif görevleri farklı araçlarla yapılabiliyor. 2 de birin devamı. Hani askeri keşif demişti ya. Doğal olarak 1 ve 2 birbirinin devamı olduğundan bu numaralar yer değiştiremezler. 3 numara. Mikro hava araçlarıyla da. Şimdi dur bismillahirrahmanirrahim. Mikro hava aracı nereden geldi? Ben burada şu araçlar bu araçlar demedim ki. Değil mi? Mikro hava araçları akışı bozdu. Yani yer değiştirmesi gereken numara 3'tür. Ve bu sadece Denizli'de vardır. Doğru cevap 3-4'tür. Hocam 3 numarayı okudun mu? Hayır. 4 ile 5'ten haberim bile yok. Ama sen ne yapıyorsun? Önce 1'den 5'e Bismillah deyip bir okuyorsun. Sonra tek tek deniyorsun. 1-2 olmadı. 2-3 olmadı. Bu... Öyle gidersen 40 soruyu 60 dakikada çözersin. 50 soruluk alesi 70-80 dakikada çözersin. KPSS'yi hiç bitiremezsin. DGS'de Allah'a emanet. Şimdi Allah aşkına bu yöntemi kullan hocam. 1 numara girişse sabitledim. 2 devam mı? Evet. 1 ve 2 devamsa yer değiştiremezsin onları. 3 akışı bozdu. Cebe aldım. 3 ile başlayan tek çıktı. Denemeye gerek yok hocam. Çıkmış soru. Daha dünkü soru bu hocam. İçin rahat olsun. Tabi bunları göreceksin. Sonra kitabımdan uygulayacaksın ki hakkını verelim hocam. Hemen masamızı toparladık. Devam ediyoruz. Soru 18. Üçüncü soru tarzı dikkat. Hemen şu kısmı da bilinçli olarak kopyalı yapıştır yaptım ki görün soru tarzını diye. Altında sorusu yazmıyor çünkü. Akış bozanı, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulun diyor. Hemen başlıyorum. Mantığımız bağlayıcı ifadeleri elemek. Giriş cümlesi olmaya en aday ifadeyi seçmek. Ha tamamı bağlayıcıysa mecburen bağlayıcı bir ifade üzerinden gideceğiz. Başlıyoruz. Kara delikler evrendeki en büyük kütleye sahip ve en yoğun gök cisimleridir. O kadar yoğundur. Ne o kadar yoğundur. Bir şeyin devamı İki numara cevap olamaz. Şimdi bu taktikle çözdüğüm herhalde bir milyonuncu sorudur hocam. Akış bozmanın mantığı budur. Bu sorunun hakkı en fazla 5-10 saniyedir. O kadar yoğundur ve çekim geç abi bunu. 3'e bakıyorum aynı zamanda Böyle bir giriş cümlesi olmaz. Bu bir şeyin devamı niteliğindedir. Yapma. Üçü cevap yapma Allah aşkına. Böyle bir cevap yok. Hocam imkansız mı? Ya hepsi bağlayıcıysa değil tabi. Hepsi bağlayıcı ifade mesela. Bir türlü çıkamıyoruz. O zaman tabii ki çünküyle başlayan bir şey cevap olabilir. Neden olmasın? Ama o kadar zor ihtimal ki. 1, 2 ve 3 gitti. Şimdi giriş cümlesi olmaya ifade olmaya aday ifade arıyorum. Yine de okuyacağım sizin için. Bağlayıcı ifadeyi görün diye. Aynı zamanda vesaire vesaireler okudum çok güzel okudum. 4 numara. Çevrelerindeki gaz bulutlarını. Neyin çevresi hocam bana biri söylesin. Bir şeyin çevresi, bir şeyin devamı. Yani 4'te de cevap olamaz. Doğru cevap kesinlikle 5. Hocam sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen diyenler olabilir. Onun için anlatıyorum ben bunları zaten. Bak hocam, acelemiz yok. Gelin burada içimizi dökelim dertleşelim. Bak anlam bütününü bozan cümleyi bulma sorusu bu. Akış bozma sorusu yazdım ben buna kısaca anlatım kısmında. Üçüncü soru tarzımız bu videoda bak. Şimdi bir numarayı okudum. Güzel bir giriş cümlesi. Akışı nasıl bozacak yani başlatıyor. O kadar yoğundur ve bir şeyin devamı bakın. Bir devam ettiriyor. Anlamı akışı sağlayan ifadeler bağlayıcı ifadeler zaten. Aynı zamanda 3'e bakar mısın? Ben diyor birin ikinin devamıyım. Akışı nasıl bozacağım diyor adam bana. Bozamaz. Dört numara çevrelerindeki. Ya bu da belli ki üstte bahsettiği bir şeyin devamı. Neyin çevresi? Yani bağlayıcı ifadeler asla cevap olamazlar. 3-5 saniyelik bir soru Allah aşkına. Yeter ki mantığı oturtun. Yani videoyu izleriz demez hemen uyguladım yaptım. Hayır buna girmeyin. Video bitsin hocam. Oturun kitabımdan bu konuyla ilgili bu soru tarzıyla ilgili bir 3-5 test çözün nasıl geliştiğinizi, bütün kitaplarda nasıl uygulayabildiğinizi göreceksiniz. Peki başlıyoruz. Ne diyor? Akış bozma cepte. İki parçaya bölme. Haydi uyma hocam. Çayını bir yudumla Allah'ını seversen. Bak şurada çayını bir Hafif hafif bir iki İki şeker çok iyi olur. Başlıyoruz. İki paragrafı ayırma. Ne arıyoruz hocam? Aynı mantık. Buradaki mantığı aynen uyguluyoruz giriş cümlesi arıyoruz. Fikir ve sanat adamlarına değer katan şey sözleri ve yazılarıdır. Bir numara zaten başlattı. Şıklarda bir numara yer almaz o yüzden bu sorularda. Tamam iki numara bunları Allah aşkına iki ele ne olur ele. İkiyi ele. Devam niteliği taşıyor. Üç numara. Yani ya bu çıkmış soru çıkmış benim yazdığım soru değil bu için rahat olsun. Hocam sen yazdın bunu böyle koydun. Hayır çıkmış soru bu. Yani adam yani ile başlar mı ikinci cümleye veya yeni bir metne? Hayır. Üçü de eledim hocam. Devam ediyorum. Devam ettim. Dördü okuyorum. Şöyle bir göz atıyorum dört numaraya. Acaba giriş cümlesi olabilir mi? Günümüzün önde gelen isimlerine bakınca dili zenginleştirmenin herkesin harcı olmadığı anlaşılır. Harika bir giriş cümlesi bu. Harika bir giriş cümlesi bu. Sesler yetersiz kalıyor burada. Daha fazla yükselemem gırtlak yapamam. Çok net dört numaram. Hocam senin konuşmaları alsak bu sorudan. Bu sorunun süresi üç saniye Allah'ını seversen. Vallahi billahi benim konuşmaları çıkar hocam buradan 3 saniyelik bir soru bu Nasıl yani 2 paragraf ayrılmak istenen tamam 1 numara giriş cümlesi eledim eledim giriş cümlesi 4 numara cevap Hocam 5'te giriş cümlesi ise artık de akış koptu 4 numara artık yeni parçaya geçiş 5 ve 6'nın ne olduğu umurumda değil Ya Allah aşkına bunları kullanın ya 1 denemede olmaz 2'de olmaz 3'te olmaz 4'te olmaz 5'te olur 6'da olur 7'de olur yani içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bunları deneye deneye yapacaksınız. Şimdi bu anlatımı daha önce görme ihtimaliniz yoktu. Oku kitabını oku yap okuduğunu anlama falan filan. Hep böyle anlatıldı geçildi. Biz de zamanında okuduğunu anlama dedik. Ha çıkmış soruları bir irdeledik ki hocam neler neler var. Yüz sorunun yüzünde de adam bunu uyguluyor. Okuduğunu anlama tam bir yalandır, tam bir hikayedir. Daha önce bahsettim. Ya okuduğunu anlamaysa neden bu kadar uzun bir paragraf sorarsın? 2 satır sor. Ben bunu da okuyup anlayabilirim. Değil mi? Sınavda madem okuduğunu anlama ölçülüyor. Bunu sor. Bir cümleyi okuyup anlayabilirim ben. Neden uzun metinler? Zaman kaybettirme. Zaman zaman. Okuduğunu anlama hikaye. 3 saniyelik bir soru çözdük hocam az önce. Sen bunu genele yaydığın zaman 20 soruyu, 30 soruyu, 40 soruyu neyse 5-10 dakikada çok rahat çözebiliyorsun. Peki uzattım hocam. Reklamı kestim. Devam. Reklama gerek yok. Soru 27. Hemen bakalım. Hangisine değinilmemiştir? Ha, Baş belası sorulardan bu sabıkalı sorulardan sıkıntılı sorulardan. Haydi uyma hocam çayını bir daha bir yudumladın. İki şekeri çıkardık üçü hocam. Ne kadar şeker o kadar sıkıntı. Niye şekere dikkat çektim onun farkında değilim. Değinilmemiştir. Yani hocam yardımcı düşünce sorusu. Önce seçenekler okunur. Seçeneklerdeki anahtar kelimeler işaretlenir. Sonra metne geçilir. Başlıyorum bak çıkmış bir soru bu. Bilgisayar korsanları ve oyun üreticileri arasındaki mücadelede geleneksel seyrin değişmeye başladığına, geleneksel seyrin değişmesi, dikkatimi çeken bazı vurguları işaretliyorum. Siz hangisini işaretlerseniz işaretleyin. Oyun üreticilerin doğru adımlar attığına dair değerlendirmenin bilgisayar korsanları cephesinden geldiğini, ha bilgisayar korsanları cephesinden doğru adım atıldığına dair bir açıklama gelmiş tamam. Bilgisayar korsanların oyun kopya koruma sistemlerinin etkisiz hale getirme süresinin he, giderek uzadığına, sürenin giderek uzaması. Bilgisayar korsanları arasında oyun koruma sistemlerini kırma faaliyetlerini süreceğine inananlar olduğuna. Oyun kırma faaliyetlerinin sürmesi devam. Oyun üreticilerinin koruma konusunda yaptıkları yatırımların karşılığını şimdiden almaya başladıklarına. Tamam hocam. Karşılıklarını alma. Sınavdayım. Çok seri bir okumayı yapıyorsunuz. Önce mutlaka seçenekler. Sonra metin. Ama rastgele bir okuma değil. Bazı anahtar kelimeleri işaretleyin lütfen hocam. Olur mu? Peki başlıyorum kalemimizi değiştirdik. Şimdi bunları bulmaya çalışacağız metinden. Bilgisayar korsanları ve oyun üreticileri arasındaki kopya koruma mücadelesi bugüne dek hep korsanların önde olduğu bir yarış olarak devam etmişti. Fakat öyle görünüyor ki dönemin sonuna geliyoruz veya başka bir deyişle beleş oyun devri kapanıyor. Ha, bir devir sona eriyor. Yani geleneksel seyir değişmeye başladı. Adana'yı buldu. Oyunların kopya korumalarını kırmak üzere uzmanlaşmış isimlerin bir araya geldiği forumda bir yönetici mevcut koruma sistemlerinin kendilerini neredeyse vazgeçme noktasına getirdiğini itiraf etmiş. Ha oyun kıranlar yani korsanlar bir açıklama yapıyorlar doğru adım atıldığına dair. Bursa'da cepte Uyan ne diyor devam? İşler böyle giderse önümüzdeki 2 yıl içinde oyunların artık kırılamaz bir noktaya geleceği konusunda uyarıda bulunmuş. Tamam. Uğraşarak bugünkü koru oyun kopya koruma sistemleri kırılsa da bu eskisi gibi birkaç gün değil, birkaç ay. Ha, uzun sürecek. Ceyhan için oyun üreticisi bugün bile bu süreçte satışını yapıp para kazı, parasını kazanma. Ha, tamamdır hocam. Karşılığını alma. Doğru cevap Deniz'idir. Bu yöntemle yanlış yapma riskiniz yok. Neden hocam? Ya biz gördüklerimizi eğiliyoruz. Görmeden Adana'yı nasıl eğileceksin? Görmeden Bursa'yı nasıl eleyeceksin? Değil mi? Gördüklerimi, gördüklerimizi elediğimizden haydi konuşabilirsem inşallah çok şey anlatacağım. Yanlış yapma ihtimaliniz yok. Benim vatandaşım bak ne yapıyor. Önce metni bir okuyor Bismillah. Adana'ya geliyor ve diyor ki acaba Adana'ya değmiş miydi? Haydi bir daha Adana için okuyor. Bursa'ya geliyor. Ya Bursa var mıydı? Haydi bir daha Bursa için. Şu metni 3 kere okuyor. Hocam sen bunu dinlemeden önce 3 dakikada bu soruyu çözerdin. Şu an en fazla 30-35 saniyelik bir sorudur bu. Konuştuğuma uzattığıma bakmayın. Çok daha hızlı çözebilirsiniz. Peki hocam geçtik. Bu lanet bir sorudur bu arada. Bunu geçtik yani kurtulduk. Devam. Parçada boş bırakılan yere hangisi gelmeli? Mantığımızı biliyorsunuz hocam. Boşluğa en yakın bir iki cümleyi alıyorsunuz. Geri kalanı Allah rızası için benim için değil. Okumuyorsunuz okumayın ya. Allah aşkına okumayın ya. Biliyorum videoyu durdurdun. Farkındayım. Sen ısrarla okuyorsun. Çay bile yudumlamadın yudumla demedi, dediğime rağmen. Biliyorum abi durdurdun sen burada videoyu. Yalan söyleme hocam durdurdun. Okudum burayı. Anlamaya çalıştın. Elimden gelen her şeyi yapıyorum kapatıyorum. Bazen kesiyorum. Ama yine de okuyor öğrenci. Yapma Allah rızası için okuma. Hangisi getirilmeli? Bakalım. Haydi diyelim ki kendinize gelemediniz. Tamam. O halde kaybolacağınızı bilin. Kaybolmayın. Ha, kaybolmak da bir tercih dediniz. O zaman da keşiflerle dönün. Madem diyor kaybolacağını hocam diyor, keşiflerle dön bari. Tamam. Genç kalemlerin bu yaygın hastalığa tutulması hangi hastalık? Geç. Ne demişti? O zaman da keşiflerle dönün. Zaten edebiyat daha önce duyulmamış özgün parçaların birleşimidir. Ha, keşiflerle dönmek. Daha önce duyulmamış özgün parçalar. Cevap Bursa. Bu soru 10 saniye en fazla neyin peşindesin? Daha neyin peşindesin? Neden okursun Ceyhan'ı? Hocam bir içi bir rahatlasın Denizli. Oku. Oku ulan oku tamam. Denizli'de oku. Bir metni sen bir daha bir oku sen bir tekrar et. Olmayacak bu iş. Bir daha tekrar et. Al sana 5 dakika ondan sonra. Hocam ondan sonra yetişmiyor yapamıyorum. Yav yaparsın hocam. Yeter ki kendine güven. Şu anlatıma güven, her şeyi bir kenara bırak. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Boşluk doldurmayı da geçtim. Evet soru 32'ye geldik. Hangi soruya karşılık söylenir sorusu. Yeni bir soru tarzı. Hangisine cevap olarak söylenmiştir? Şu an için yeni bir soru tarzı diyelim daha doğrusu bu olsun. Çünkü çok uzun zamandır sorulan bir soru bu. Hemen bakıyoruz. Metnin girişi soruya direkt olarak karşılık gelmeli. İster soruları seri bir şekilde okuyun, ister metnin girişini okuyup soruya bakın. Yani şu uygulanabilir sınavda. İkisi de zor iş. Yazmak neredeyse bir masa yapmak kadar zordur. Başlıyorum. Bir yazar yerine bir marangoz çocuğu olarak dünyaya gelseydiniz. İkisi de zor bir iş. Böyle bir cevap olabilir mi? Bu ne rezilliktir ya? Bu nasıl bir sorudur? Mükemmel bir soru bu arada. Ama bu soruyla böyle karşılık olmaz. Geç. Yazarlık ile marangozluğun benzerlikleri olduğu görüşüne katılıyor musunuz? İkisi de zor. Iş. Harika. Yazarlık da zor marangozlukta. Hatta yazmak bir masa yapmak kadar zor. Doğru cevap Bursa'nın ta kendisi. Neyin peşindesin sen? Hadi kaçırma dikkat. Ceyhan'a bak Allah rızası için Ceyhan'a bak. Marangozların insanlardan daha fazla kazanıyor olması paralarını artırıyor. Ne parası? Hangi yazar? İkisi de zor. Para kazanmak. Geç. Denizli'ye bak Allah aşkına için rahatlasın diye okuyorum. Marangozların yazarlardan daha çok çalıştığı ikisi de zor iş. Neyin cevabı bu? Hangi kafanın cevabı bu? Yazarlık ve merangozluğun çalışmaktan çok yaratıcılık ki. Evet yaratıcılık ikisi de zor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bursa abi Bursa neyin peşindeyiz? Daha dün sordu bu soruyu ya. 2017-2018 hadi taş çalışsın 2016. Daha dünkü sorular bunlar. Devam uzatma hocam. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Hangisi çıkarılabilir? Bak hocam. Yüzeysel bir okuma yapacağız ve bizim bu metinden çıkaracağımız bilgi hangisi olacak ona bakıyoruz. Yine de ben sizden şunu rica edeceğim. Bu tarz sorularda da yine ana düşüncede olduğu gibi son 1-2 cümleyi okumanız fayda sağlayacak. Ya da metni ortadan kesebiliriz. Bakın hangisine ulaşılabilir, nasıl çözülmeli? Soru 28 çıkmış soru hocam. Bak. Gerçi günümüzdeki çoğu yapımda metnin dilinden herhangi bir iz bulmaya çalışmakta sonuçsuz bir çaba olacaktır. Geçtim. İzleyiciyi ilgilendiren asıl kısma geldim şimdi. Seyrettiği filmdir diye düşünenler elbette olabilir. Bu durumda dayandığı roman veya hikayeyi bize unutturan filmi sorgulama hakkımız doğar. Bak ne diyor? Dayandığı roman veya hikayeyi demek ki bir filmden, daha doğrusu bir romandan yapılan bir filmden bahsediyor değil mi? Filmi sorgulama hakkımız doğar. Tamam. Romandan, hikayeden film yapılmış. Bazı filmler diyor, bize diyor dayandığı romanı, hikayeyi sorgulatır diyor. O derece ileri gider diyor. Başlıyorum. Edebi eserlerden filme aktarılan yapımlarda aslında bağlılık filmin başarısı... Başarı falan var mı hocam? Yok. Adana çok iyi bir şık olmuş bu arada. Çok güçlü. Ama başarı yoktu. Roman ve hikayeleri sinemaya aktarılamayacak ayrı bir dil yapısı... Ya hangi ayrı bir dil yapısı hocam? Zaten aktarmış onu aktarıyor bana. Roman ve hikaye okuru, uyarlama filmleri izlerken esere sadakati... Ya hangi sadakat? Geç Allah'ını seversen. Geç bunu. Hangi sadakat? Kimi film uyarlamaları, kaynak aldıkları edebi metinlerin önüne geç... Mükemmel. Mükemmel. Harika, harika, harika hocam. Denizli Cuk oturdu. Biz onu arıyoruz zaten. Adana çok güçlü bir çeldirici. Hocam ben düşerdim. Artık düşmeyeceksin kitabımdan. Bu soru tarzını hemen açacaksın hocam. Çatır çatır yürüyeceksin. Olayı bitireceksin. Peki. Devam. Haydi bitiyor hocam. Biraz daha sabredin lütfen. Hakkını verelim şu videonun. Dinlediğimize, çektiğimize değsin. Hangisi baştan ikinci olur? Hayda. Sıralama sorusu. Şu an ben şunu duyuyorum hissediyorum. Hocam en yapamadığım sıkıntılı soru bu. En problemli soru bu. Vallahi billahi ben bunu yapamıyorum hocam diyor. Peki. Peki başlıyoruz. Bak lütfen çözme dur. Videoyu durdurup önceden çözme olayına ne olur girme. Bir dinle zaten kitapta 1300 civarında soru var kitabımda. Yeter o sana. Bu soru için kendini parçalan boşa çözme. Bak şimdi hangisi baştan ikinci. Sınavda genelde 3 ve 4'ü sorarlar ama 2, 3, 4 diyelim biz ona. 2, 3, 4 şu çevrede döner durur. Hangisi baştan ikinci? Hangisi baştan üçüncü? Sorar da sorar. Bak birinci adım giriş cümlesini bulmak. Birinci adım girişi bulmak. Tamam. İkinci adım bu sorularda sıralama sorularında devamı niteliğindeki ifadeyi bulmak. Tamam. Önce girişi bulacağız. Sonra hangisine de devam eder? Bana ikinciyi sorduğu için bu soruda işim daha kolay. Girişi bularım. Şimdi bulurum. Bularım da fena değil. Bu not et lütfen. Bularım fena değil. Sonra da nasıl bitiyorsa başlayan bir şey ararım. Çok net. Bak hocam ne diyor hangisi baştan ikinci olur. Önce giriş. Bu nedenle diye başlayamazsın metne. Artıkla başlayamazsın. Edmund Halley de müthiş bir şive bu arada. Bak orayı tekrar başa al. 21.40 şu an bir geri al. O Edmund Halley ifadesini kaçırma. Çok iyi aksan. Teşekkür ediyorum. Daha de bağlacı var. Nereye giriş cümlesi oluyor? Böyle giriş cümlesi mi olur? Newton. Newton. Mükemmel, mükemmel. Bu harika bir giriş cümlesi olabilir. Helen'in tespitinden sonra hangi tespit? Bu da giriş olmaz. Bakın hocam seri okudum sadece giriş kısımlarından. Dört numaranın başlatıcı olduğunu anladım. O giriş cümlesi. Bak Newton kuyruklu yıldızların güneşin çekim gücü altında hareket ettiğini ileri sürmüştür. Şimdi bu neyle devam edebilir? Artık kuyruklu yıldızların artık dur daha açıklamadı ki nereye devam ediyorsun? Edmund Halley de şu Helle diye işim yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Valla sırf Helle demek için bir daha okuyorum şurayı. Helle'nin tespitinden sonra ya bir numara Newton tamam. Newton'u cebe koyduk. Bazen Newton bazen Newton diyorum. Peki kafan karışmasın. Dört numarayı cebe koydum hocam. Tamam. Şimdi beşle devam eder misin? Hayır. Üçle? Hayır. Artık? Hayır. Bak hareket ettiğini ileri sürmüştür. Bu nedenle inanılmaz büyüklükteki elips yolları tamamlamalarının çok uzun sürdüğünü belirtmiştir. Ha, şimdi Newton bir açıklama yapmış bize, sonra da bunu belirtmiş. Dörtten sonra bir, bu birinciydi, bu da ikinciydi. Cevabımız Adana'ydı. Ya uzattığıma bakma hocam, sen soruyu iyice anla diye ben parçalıyorum kendimi. Man mesele şu, mantık şu. Hangisi baştan ikinci? Hemen giriş kısımlarını okumuyorsunuz arkadaşlar metni. Lütfen metni okumayın. Tamamını okuyup da giriş cümlesini bulamayacak adam yok ki aranızda Şimdi buna gerek yok. Mesele okumadan yapmak bunu. Giriş kısımlarına baktım. 4 numaranın giriş cümlesi olacağını anladım. Okudum ve nasıl bitiyorsa benzer bir giriş aradım. Cevabımı buldum. Geçtim. Devam. Bu parçanın anlatımında anlatım biçimi düşünceyi geliştirme yolu devreye girdi. Hangisi yoktur? Hemen bakalım. Şıklar neler? Olumsuz sorularda önce şıklar okunmalı. Betimleme, öyküleme, karşılaştırma, örnekleme ve tanımlama. Hemen başlıyorum. Genç iş adamı vesaire Demek ki bu George ben demine çok yüklenmemişim üzerine çalışmamışım bu ismin vesaire vesaire bir ilk bahar sabahında görece aydınlık ve insana umut veren bir ortamda çalışma odasındaki masasına oturur ya öyküleme ya betimleme umut veren ortam ortam demiyor bak umut veren ortam bir sabah demiyor bir ilk bahar sabahı görece aydınlık insana umut veren Betimlemeler yani sıfatlar havada uçuyor. Daha ilk cümleden bu ikisi gitti. Devam ki göreceği zorlayabilirim karşılaştırmaya ama dursun. Rusya'nın en önemli kültür şehirlerinden demek ki başka kültür şehirleri de var. En var en daha var daha. Bunlar karşılaştırma ifadeleri bu da tamam. Rusya'nın en önemli kültür şehirlerinden biri olan Petersburg'da yaşayan eski bir çocukluk arkadaşına Oyunsu bir yavaşlıkla mektup yazar. Ha bana bir olay anlatıyor. Artık belli ki Rusya'nın en önemli kültür merkezlerinden biri ve bir arkadaşı yavaş yavaş örnekleniyor. Arkadaşı diye devam ediyor. Örnekleme de var. Doğru cevap Edirnedir. Hocam metni okumadık sanki. Şurada olay bitti gibi sanki. Burada bitmesin de şurada bitsin. Hadi şurada bitsin. Fark etmez. Yeter ki betimleme neye bakmanız gerekiyor onu anlayın. Sıfat bulacaksınız sıfat. Öyküleme mi? Mutlaka gelmeli, gitmeli, koşmalı, oturmalı, hareket olmalı, olay olmalı. Karşılaştırma mutlaka bir yerde en gibi kadar daha daha diye bağlacı ilk bir şey göreceksin. Örneklendirme zordur. Onu fark etmek zordur. O yüzden de genelde örneklendirmeye cevap yapabiliyorlar. Hazır olun lütfen buna. Bunu fark etmek zor ama daha ikinci cümle itibariyle yavaş yavaş arkadaşı yazdığı bir olay bariz örneklenmişti. Tanımlama burada yoktu. Tanım dediğin daha çok dırdırla biter ama daha da önemlisi nedir ya da kimdire cevap verir. Bak nedir ya da kimdire. Ve tanımlar öznel ya da nesnel olabilirler. Haydi bitiyor video. Dikkat! Başka bir soru tarzına geçtik. Altı çizili demeyelim tırnak içi diyelim. Bu metin umurumda değil benim. Ne anlattığı umurumda değil. İkili kalemle gitmek daha hoş olabilir. Hiç umurumda değil. Bu metin ne anlatır hocam? Ya tırnak içinde vermiş bana hiç gerek yok. Ha bazı sorular zordur saygı duyuyorum. Öğrenci anlayışıyla zordur. Zor soru yoktur onu tekrar söyleyelim. Öğrenci mantığıyla bazı sorular hocam çok zor falan deniyor. Öyle bir soru henüz yazılmadı. Bu parçada geçen çoğunluğu yok saymak sözüyle anlatılmak istenen. Her zorluğa zor, göğüs germek zorluk falan yok ki burada. Ne zorluğu? Yaygın kanaatler geç. Geniş kitleleri görmezlikten gelme. Yok sayma. Görmezlik. Çoğunluk. Geniş kitle. Doğru cevap Ceyhan. Doğru cevap Ceyhan. Yani pek çok sanatçı bayağılaşmak korkusuyla hangi bayağılaşmak? Hangi sanatçı? Ne konuda konuşuyoruz? Geç. Tırnak içinde verilirse ki her sınavda gelir arkadaşlar. Bir soru mutlaka gelir. Hemen tırnağı alacağız. Geçeceğiz metne. Çok zorlanırsın. Hocam hiç anlamadım. Saygı duyuyorum. Metne 30 kere oku sıkıntı değil. Ama sorularımızın tamamına yakında bu şekilde geliyor. Tırnak içinde verilen ifade genelde böyle açık anlaşılır ifadeler oluyor. Bizi çok zorlayan ifadeler gelmiyor. Kafanız rahat olsun hocam. Okudum ve geçtim. 3 saniyede çözdük geçtik. Peki bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı. Vallahi sırf sizin için bu soruyu aradım buldum hocam. Yani hocam işte hocam biraz daha uzun olsa sorular. Biraz daha bilmem ne. İşte bunu ne yapmış olduk? Gidermiş olduk. Bu soru görüp görebileceğiniz şıklarıyla değil mi? Şıklarıyla metnin kendisiyle en uzun kesin yargıyı bulma sorularından e başlıyoruz. Bakın hocam kesin yargıyı bulma sorularında cümle okunur. Seçeneklerde yorumlar elenir. En nesnel ifade doğru cevaptır. Türk edebiyatının önemli sanatçılarından Yaşar Kemal'in, düşlerine sığınarak hayata tutunmaya çalışan, sokak çocuklarının unutulmamaya mühürlenen hayat hikayelerini anlattığı Neredesin Arkadaşım, Büyük Usta'nın çocuklarla yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır. Anladım hocam. Neredesin Arkadaşım adlı kitap bir söyleşiden, bu arada Neredesin Aşkım akla geliyor değil mi? Neredesin Aşkım şarkısı akla geldi. Bir söyleyesim de geldi yani arkadaşımı o ifadeyle ama. Biliyorum herkesin kafası oraya gitti. Neredesin arkadaşım diye bir kitap var diyor. Ve söyleşilerinden oluşmuş anladım. Başlıyorum yorumları eliyorum. Neredesin arkadaşım adlı eser. Yaşar Kemal'in sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir seçkisi olarak yayınlanmış. Evet sokak çocukları. Evet söyleşi. Evet onlardan seçilmiş. Doğru cevap Adana. Hocam bir bursa yok Allah aşkına. Peki. Yaşar Kemal'in sokak çocukları üzerine yaptığı araştırmalar okurlarca beğenildiği için bir araya getirilmiş de. Beğeni nerede hocam? Hocam bir araya getirildiğine göre beğenilmiş olmaz mı? E bu senin yorumun. Sen bu metnin dışına çıkıyorsun. Çıkma Bursa'ya ele. Sokak çocuklarından edindiği izlenimlerle Yaşar Kemal Neredesin Arkadaşım adlı öykü sokak çocuklarına ithaf etmiştir. Bilmiyoruz ki kime ithaf ettiğini. Geç. Neredesin Arkadaşım adlı eseri Yaşar Kemal ilk defa ilk defası yok. Geç. Sokak çocuklarının hayat hikayelerini konu edinen Neredesin Arkadaşım adlı öykü kitabı üzerine Yaşar Kemal yapılan röportajlar bir kitap. Ya geç Allah'ını seversen. Yaşar Kemalle röportaj yapılmıyor hocam. Yaşar Kemal'in çocuklarla yaptığı söyleşi yazılıyor. Doğru cevabın Adan olduğunu ispatlamış olduk. Kafalar rahat olsun. Haydi hocam, belki de son soru tarzları. Bakayım. Evet arkadaşlar son sayfaya gelmişiz. Saydı kaçırma. Bitiyor. 14, 13, 14 hocam. 13. soru tarzı, 14. soru tarzı müthiş. Hangisinden sonra şu cümle getirilir? Bak, sakin ol. Şu an müthiş tansiyon yükseldi farkındayım Farkındayım ya da tansiyon müthiş yükseldi diyelim Antın bozukluğu olması Şimdi hocam çayını uydurmadın Bak ben kapattım hocam durdurup çözme ihtimalini giderdim İlk başta durdurmadıysan tabi Şimdi ne olur sakin ol Bu soru insanı korkutuyor Şu üst tarafa kutucuk veriliyor ya Burada öğrenci bir kalp krizi geçecek neredeyse Aman Allah'ım diyor metin var iki tane soru beni bekliyor Beklesin Senin de taş gibi taktiklerin var hocam kafan rahat olsun Vallahi billahi bak Allah var Gece gündüz ben bunlarla uğraşıyorum yani öğrenci şu soruyu görünce heyecanlanmasın. Ne olur diyorum Allah'ım. Öğrenci heyecanlanmasın. Sakin olsun. Taktiğimiz ortada. E kitabımız ortada. için rahat olsun diyorum. Bak. Bize bir cümle verilmiş. Hangisinden sonra diyor. Neymiş cümle? Önce cümleyi anlamak lazım. Nitekim bu yazarlar rüya ile gerçek arasındaki sınırda gezinir dururlar. Şimdi rüya ile gerçek tamam hayal gerçek gibi bir şey olacak cümlede. Bir de bir yazardan bahsetmiş olmalı ki ya da birkaç yazardan burada bu yazarlar demiş. Ben de bu cümleyi ondan sonra getirebileyim. Şimdi bu mantığı lütfen unutmayın. Size verilen cümle ne ister benden? Aldım hocam. Şunu yapma Allah aşkına yapma. Biri okuyup dene. iki okuyup dene. Üçü okuyup ya bu şekilde zaten yaparsın ki bu soruyu. Amaç soruyu yapmak değil ki. Amaç soruyu hızlı yapmak hızlı. Hızlı ve doğru. Öğrenci tek tek deniyor. Yapma hocam bunu. Bak ne yapacağız? Yazar geçecek içinde hayal rüya müya bir şey söyleyecek. Bak Barnum Müzesi'ndeki öykülerin zengin bir hayal gücü dünyaya epey farklı bakan bir göz ve keskin bir zeka ile yazıldıkları aşikar. Ancak öykülerin bakın ancak öykülerin iki birim bariz devamı yani açma diyor aramıza bir şey katma diyor. Ancak öykülerin esas ayırıcı özelliği hayal, düş ve gerçeklik arasındaki o kalın ve tozlu perdeleri kaldırıp yerine ince birer tül çekmelerinde. Tamam. Hayal geçti, düş geçti, gerçeklik geçti ama yazar geçmedi. Bu yazarlar diyor ya bende dikkat. Bu bakımdan. Barnum Müzesi'nin kütüphanemizdeki vesaire ve vesaire. Ha, Borges ve Poe. Edgar Allan Poe değil mi? Kaçırma. Edgar Allan Poe ya da. Bu arada İngilizceye fena takmış durumdayım. Niye ben buna taktım bugün? Ve külliyatının yanına yerleştirmek yerinde olacaktır. Ha, Borges ve Poe külliyatının yanına yerleştirmek yerinde olacak. Nitekim bu yazarlar. Ha yazarları da söyledi. Cevabımız kesinlikle 3 numara. Ya vallahi aşkına kasma bak. Sana bir cümle verildi mi? Verildi hocam. Hangisinden sonra mı gelir diyor. Evet hocam. Ya cevap 5 ne yapacaksın? Tek tek dene 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 dene. Hadi 5 cevap. O yüzden hadi birse dediğinizi duyuyorum. Hadi birse. Değil mi? O da var tabi. Orada uçarsınız o ayrı bir konu. Ama bunu yapmayın ne olur. Ortalara topluyorlar bu sorularda cevabı. Bir olursa çok basit olur. İki de fena değil. Üç ve dört yapsın ki sen bunu oku. O yüzden sana verilen cümleyi bir anla. Bu üç beş saniyeni alsın. Oturup da burada kendini parçalama. Hemen anladım hocam. Yazar geçiyor bilmem ne geçiyor. İçinde onlar geçen bir şey arıyorsun. Yani sana verilen cümlede ne geçiyorsa benzer bir şeyin geçtiği seçenek senin doğru cevabın olacak. Doğru cevap kesinlikle kesinlik Haydi hocam uzattım, sıktım, kastım. Kusura bakmayın lütfen özür diliyoruz tekrar tekrar. Ben çok seviyorum konuşmayı o yüzden kasıyorum. Bu parçada hangisinden yakınılmaktadır? Bakın 14. soru tarzı oldu bu. Her soru farklı bir şey öğretti bize. Yakınma soruları şurada biter hocam. Yakınmalar yani şikayetler ilk birkaç cümleye özetlenir. Böyle olmak zorunda için rahat olsun. Hocam ya şöyle geliyor. gelmez ya. Kafan rahat olsun. Yüzyıldır adam böyle soruyor. Mecbur böyle soracak. Mecbur. Soru böyle olur. Şikayeti şurada dile getireceksin ki ilerleyen zamanlarda aktararak yani şu kısımlarda dile getirerek seni ikna edebilsin. Şikayetini güçlendirebilsin. Şurada şikayet olur mu ya Allah aşkına? Varsa öyle bir soru o kitabı ortadan kes. Kes at gitsin hocam o kitabı. Yaramaz. Neden hocam? Ya mantık burada. Yakındığın şeyi başta söyleyeceksin ki açacaksın sonra. Benim bir şikayetim var. Ne yani? Şu 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 şu. Örnek vereceksin, ikna etmeye çalışacaksın. Son kısımda ana düşünceyi vereceksin. Paragraf budur hocam. Çıkmış sorular yeryüzünde görebileceğiniz en harika paragraf sorularıdır. Referansımız çıkmış sorulardır. Hemen başlıyorum. Yazar hangisinden yakınmakta? Bakalım. Çıkarcı. Yani reklamcı bir çağda yaşıyoruz. Bismillah göndermeler var burada. Dur taş geldi dur. Reklam yapıyoruz çok fazla aralara katıyoruz. Şu kitap bu kitap aman dur hocam. Çıkarcı yani reklamcı bir çağda yaşıyoruz. Çok önemli değildi ya bu geç bunu. Buzdolapları ve çamaşır makineleri gibi edebiyat ürünlerinin de sürüm yöntemleri var. Bunların en sahteleri bile gerek televizyon aracılığıyla gerekse okunmadan yazılan tanıtımlarla... Tamam hocam şikayetini anladık biz. Edebi eserleri tanımadan, anlamadan yayınlıyorlar diyor. Çeşitli sürüm yöntemleri geliştirmişler diyor. Reklam yapıyorlar hocam diye uzak dur diyor. Peki başlıyorum. Nitelikli sanat eseri sayısında belirgin bir düşüş. Sanat eserinin sayısında düşüş belki buralarda yer alır. Bilmiyorum, okumadık. Allah var, ben de soruyu sizinle birlikte şimdi okuyorum ve inceliyorum. Yalan yok. Yani bu metni daha önce bir kere dahi okumadım. Bunu yeminle söyleyebilirim. Bu metni bir kere dahi okumadım sizle birlikte şu an çözüyorum. Hangisinden yakın diyor? Belirgin bir düşüş falan yok hocam, geç. Bilinçli eleştirmen ve düzeyli eleştiri ürünlerinin yokluğundan. Bilinçli eleştirmen? Hangi bilinçli eleştirmen? Neden bahsediyoruz? Geç hocam bunu da Allah aşkına. Devam ediyorum. Edebi eserlerin güncel olaylara, güncel olay falan hiç yok ilk kısımda. Sanatçıların eserlerini piyasaya kaygısı ile kalem almalarından hayır tabii ki. Edebi eserlerin tamam bir takım yollarla olduğundan farklı göz. Ha, bir takım yollarla, sürüm yöntemleriyle olduğundan farklı. Metni bile okumadan doğru cevap kesinlikle Edirne'dir. Yakınma soruları başta toplanır. Lütfen unutma. Peki hocam, şimdi ne yapıyoruz? videomuz bitti. Hemen reklam demeyeceğim tabii ki kitabımdan hocam açıyorsunuz bu soru tarzlarının olduğu kısımları bir okuyorsunuz. Soru tarzına bakıyorsunuz. Taktiği burada okuyorsunuz. Örneği görüyorsunuz. Kitabı harcadığımı düşünmeyin. Bu çok kullandığım bir kitap. O yüzden karalayabiliyorum rahatlıkla. Taktik, çözümlü sorumuz. Sonrasında da alabildiğine soru. 1300 civarı soru var bu kitapta. Hemen buradan çözüyorsunuz. Sonra nereden çözerseniz çözün hocam. Fulluyorsunuz. Peki tekrar tekrar. Bu videoda neler gördük? Kısa bir özet. Ana düşüncede son 1-2 cümle. Yer değiştirmede ilk 2 cümleden sonra cevaba gidebilirsiniz. Giriş cümlesi ise 1 numara. Hemen şıklardan eliyorsunuz. 2 devamıysa onu da eliyorsunuz. Değilse onu seçiyorsunuz. Akış bozmada giriş cümlesi olmaya iki parçaya bölmede de öyle. Giriş cümlesi olmaya en ada ifadeyi seçiyorsunuz. Değinimle müştire geçmeden akış bozma ile ilgili bir yıldız hatırlatmak isterim. Bazen bütün ifadeler bağlayıcı olabilir olur mu? Burada bir netleşelim. Bütün ifadeler bağlayıcıysa hocam ancak o zaman konusuna göre farklı olanı seçersiniz. Tamam onu tekrar tekrar söyleyelim. Ama giriş cümlesi mantığı her ikisi için de saniyelik çözdürür. Değinilmemiştir de yani çıkarılamaz, ulaşılamaz, yoktur, söylenemez. Yani yardımcı düşünce sorularında Önce lütfen seçenekleri okuyun. Anahtar birkaç kelime belirleyin ve metne geçin hocam. Boşluk doldurmalarda boşluğa en yakın ifade. Hangi soruya karşılıkta? Metnin girişi ve hemen sorular. Ulaşılabilir de metnin ortasından bir yerden kesin hocam. Sonlara biraz odaklanın. Ana düşüncede yaptığımız gibi. Ve seçenekte sizin ulaşabileceğiniz şey ne? Ona bakın lütfen. Sıralama sorularında artık mantık ortada. Giriş bulup nasıl bitiyorsa devam istiyoruz. Eğer bu sıralama bir cümleyi tamamlama şeklinde gelirse. Cümle oluşturma soru tarzında gelirse ki anlam bilgisi kitabında var arkadaşlar o. Ne yapıyoruz? Hemen sonuç kısmını yani yüklemi bulup başa doğru gidiyoruz. Tırnak içinde bir ifade verilirse o ifade çok böyle alakasız, çetrefilli bir ifade olmadığı müddetçe tırnak içindeki ifadeyle çok rahat çözebilirsiniz. Metne ihtiyaç yok. Kesin yargıyı bulmadan verilen cümle okunur. Seçeneklere geçip yorumlar elenir Hangisinden sonra gelirdi? Verilen cümleyi okuyorsunuz. Hemen tek tek denemektense verilen cümlede geçen vurguyu bulup cevabı işaretliyorsunuz. Yakınma Son 3-4 yıldır bütün sınavlarda soruldu arkadaşlar. DGS, ALES, KPS, TET, YGS ne bileyim artık AYT ne var ise. Kurum sınavları, bankacılık falan fistan. Her sınavda neredeyse geldi arkadaşlar. Son 2-3 yıldır soruluyor. Yakınılmaktadır. Yazar neden yakınmaktadır ifadesindeki sorularda. Lütfen ama lütfen metnin ilk birkaç cümlesini okuyup geçmeniz yeterli. Anlatım biçimleri düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili de fazlasıyla video attım. Öykülemede biliyorsunuz hareket var. Betimlemede sıfatlar tartışmada soru cevaplar olabiliyor. Soru işaretleri olabiliyor. Ya da öznellik var. E açıklamada da nesnellik düşünceyi geliştirme yolları da çok uzun çok kastım. Onlara da girmeyin. Peki hocam yapacağınız şey belli. Kitabımdan hemen uygulamaları çözeceksiniz. Videoya abone olmayı lütfen videoya abone demeyelim. Kanalımıza diyelim artık. Ne kadar uzaksam abone ol reklamına. Abone olmayı lütfen unutmayın kanalımıza. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video sözel mantık olabilir. Onu düşünüyorum şu an. Yani düşünüyorum derken hazırlıklarını yaptım ama onu yayınlayabilirim. Onu çekebilirim. ya da bu tarz bir dil bilgisi videosu olabilir. Artık beğenilerinize, yorumlarınıza göre hareket edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda inşallah karşınızda olacağım.